3 gün boyunca dönüşümlü olarak değiştirilecek. Dönüşümlü olarak değiştirilecek. 8 tane işte. Atamızın 10 Kasım 1938'de vefatını Cumhuriyet Gazetesi böyle gördü. Time Gazetesi 21 Kasım 1938 yılında Etnografya Müzesi'nin naklini, geçiş istirahatgahına naklini bu şekilde yansıttı. Zafer Gazetesi Atay istirahat yerine veriyoruz manşetiyle 10 Kasım 1953'te müzemizden, geçiş istirahatgahı olan müzemizden ebedi istirahatgahı olan Antkabir'e naklini bu şekilde manşetleştirdi. Akşam postası ise 10 Kasım 1938 tarihinde Ulu Şefimiz Atatürk bu sabah 9:05'te öldü manşetiyle atamızın öldüğünü bu şekilde haberleştirmiş bulunmaktadır. Ve bunların hepsi 10 Kasım Pazar günü sergimizde ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Ulus Gazetemizin birinci sayfasında ana manşetinde Atatürk'ün İstanbul'dan Ankara'ya gelişin ve müzemize gelişinin bir haberi çıkmış ve diğer gazetelerde de ayrı ayrı haberlerle yer bulmuştur. Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümü vesilesiyle 21 Kasım 1938 tarihinden 10 Kasım 1953 tarihine kadar 15 yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önderi Atatürk'ün geçiş istirahatgahı olan müzemizde Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde Büyük 10 Kasım Matem'in temalı gazete sergimiz olacaktır. Sergide o gün 10 Kasım, 21 Kasım, 10 Kasım 1939 birinci senesi, 10 Kasım 1953 Atatürk'ün geçiş istirahatgahından ebedi istirahatgahı olan Antkabir'e naklinin de yer aldığı 15 gazetenin yer alacağı bir sergi olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ankara Etnografya Müzesi Atatürk'ün talimatıyla İlk müze binası olarak inşa edilen tek müze binası olması hasebiyle ve atamızın geçiş istirahatgahı olan müzemizin 10 Kasım'da ayrı bir anlam ifade etmesinin ayrı bir anlamı ve sorumluluğunu üstlendiğimizden dolayı bu bilinçle 10 Kasım'da ayrı bir anma programı tertip etmek istedik. Bu vesileyle biz bir araştırma yaptık ve bu araştırma neticesinde 10 Kasım'da çıkan tüm gazeteleri derlemek istedik. Ancak bu bir iş hayli yorucu ve zor bir süreç gerektiriyordu. Adeta iğneyle kuyu kazma, iğneyle kuyu kazmaya benzediği ve biz özel bir koleksiyonerimize ulaştık ve bu koleksiyonerimizin gayreti ve özel koleksiyonunu bizimle paylaşması ayrı bir önem ve ayrı bir hassas tavır olduğunu gördük. Ve biz de kendisiyle böyle bir programda yer almak istediğimizi ve böyle bir program tertip etmek istediğimizi iletince seve seve bize yardım etmek istediğini ve destek sunmak istediğini iletti. Ve biz de bundan ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk duyduk. Normal şartlarda bu gazete sergisi ücretli bir şekilde talep edenlere tahsis edilirdi. Ancak biz bu girişimimizde ve bu anlamlı girişimimizde ve Etnografya Müzesi'nin anlamlı bir yer olmasından dolayı bu sergimizi ücretsiz bir şekilde müzemize kazandırdık ve 3 gün boyunca ziyaretçilerin ziyaretini açık tutacağız. Müzemizde yapacağımız bu sergide o dönemin gazetelerinden Tan Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Ulus Gazetesi, öte yandan Son Saat Gazetesi gibi seçkin gazetelerden, ayrıca Dünya Gazetesi'nin de yer aldığı seçkin gazetelerden bir koleksiyon sunacağız. Gelen ziyaretçilerimiz Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler eşliğinde sergimizi gezebileceklerdir. Bu sergimizde Münir Nurettin Selçuk'tan Canı Rakibi Handan Edersin, Mani Oluyor Halime Takribe Hicabım, Allı Yemeni gibi Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler dinlenebilecektir.